Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Arbitrum'un temel özelliklerini inceleyeceğiz. Arbitrum'un temel özelliklerini iki kısma ayırdım. Bu şekilde anlatmak istedim ki hem daha net anlaşılır olsun videoda çok uzun olmasın diye. Ve bu videoda da Arbitrum'un temel özelliklerinin ilk kısmını inceleyeceğiz. Toplam 20 başlık var ve her başlığı beraber inceleyeceğiz. Yani zaten hep bahsediyoruz ama hani burada Arbitrum'un ana özelliğinden de yeniden bahsetmek istiyorum. Katman 2 ölçekleme çözümü. Arbitrum işlemleri zincir dışında işliyor ve bunları Ethereum içine özetleyerek ölçeklenebilir şekilde aktarıyor. Bu da tıkanıklığı azaltıyor ve daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir ağ olmasını sağlıyor. Nasıl çalıştığından geçen videoda bahsetmiştik. Ne demiştik? İşlemleri Arbitrum'da işliyoruz. Bir araya getiriyoruz ve kompakt biçimde Ethereum'a gönderiyoruz. Ve bu şekilde de hem daha hızlı onay alınıyor hem de gaz ücretleri düşüyor ve uygulamalarda daha iyi, daha verimli çalışabiliyor. Şimdi Arbitrum'un özelliklerinden bir biri ve en önemlisi en temeli optimistik rollup protokol. Arbitrum işlemlerini varsayılan olarak geçerli olarak sayıyor. Yani varsayılan geçerlilik tarafı var. Ve bu şekilde alıyor her işlemi. Daha sonra bunlar bir doğrulama sistemine geliyor. Bunlar toplanıyor ve bu sayede de hesaplama yükü azaltılıyor aslında. Diğer bir ana nokta ise sahteciliğe karşı korunma sistemi. Doğrulayıcılar Ethereum'da çözülen şüpheli işlemlere itiraz edebiliyor ve bunların kontrolü sağlanıyor. Eğer bir hata varsa düzeltiliyor veya geri gönderiliyor. Bunlar da verimliliği artırıyor ve güveni de arttırıyor diyebiliriz. Ethereum uyumluluğu özelliğine bakalım Arbitrum. Yani zaten Arbitrum'un amacı Ethereum üstünde daha ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmek demiştik. Arbitrum EVM destekliyor ve geliştiricilerin Ethereum tabanlı uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyor aslında. Yani neden peki bu? Ethereum'da dediğimiz gibi Ethereum'da uygulama geliştirdiniz. Bu yavaş kalabiliyor, kullanıcılar için pahalı olabiliyor. Bunun aynı anda milyonlarca kişi tarafından kullanılması mümkün olmayabiliyor. Ama Arbitrum bu sorunsuz geçişleri hem kullanıcılar hem geliştiriciler için sağlıyor. Şimdi çok duyduk aslında videoların başından beri birkaç kere duyduk fraud prof mekanizması aslında bu bir sahtekarlık önleme mekanizması doğal oyuncular bir hatadan şüphelendiğinde Ethereum'daki anlaşmazlıkları çözerek zincir dışı işlemlerin doğru olmasını sağlıyor nasıl çalışıyor peki? anlaşmazlıklar hatayı izole eden ve sahtekarlığı cezalandıran adım adım bir çözüm sürecini tetikliyor ve bu sayede de bunu çözerek de zincir dışındaki işlemlerin bütünlüğünü sağlamış oluyorlar Arbitrum'un diğer bir özelliğine geçecek olursak bu da veri kullanabilirliği komünitesi, DAC diye geçiyor. Arbitrum Nova için zincir dışı veri toplamasını yönetiyor ve veri kullanabilirliğini sağlarken de ölçeklenebilirliği garanti ediyor. Buradaki aslında bunun temel rolü de işlem verilerini zincir dışında erişim kurması sağlaması. Bununla birlikte maliyet verimliliğini dengeliyor ve aynı zamanda zincir içi yükü azaltarak maliyeti de düşürmüş oluyor. Şimdi Arbitrum tabii ki hani bir ikinci layer aslında. Hani burada bir öyle görsel de oluşuyorduk. Yani Ethereum'dan Arbitrum'a geçmek için bir köprü kullanmanız lazım. Benim param var Ethereum üstünde ve bunu aktarmam lazım Arbitrum üstünde işlem yapabilmem için. Çünkü Arbitrum farklı bir katman. Ne yani her ne kadar Ethereum üstünde çalışsa da Arbitrum köprüleri buna imkan sağlıyor. Ethereum ve Arbitrum arasında verimli varlık transferi. Yani bu para olabilir, NFT olabilir, farklı bir şey olabilir. Verimli varlık transferlerini sağlıyorlar. Nasıl çalışıyor peki? Tokenlar Ethereum'da kilitleniyor ve Arbitrum'da basılıyor. Ve çekimler için ise burada tersi bir işlem kullanılıyor. Yani Arbitrum'da kilitleniyor, Ethereum'da basılıyor diye düşünebilirsiniz. Parayı her bir yere aktardığınızda bir yerde kilitlenip diğer tarafta sizin için para basılıyor aslında. Ve bunun arasında bir denge mekanizması var. Bunun avantajları güvenliği sağlıyor. Yani güvensiz güvenlik dediğimiz güvenliği kendi içinde sağlamış oluyor. Ve Arbitrum'a kolayca taşıyabildiğimiz için ücretleri düşürebiliyoruz. Yani ben bir yere para gönderebiliyorum. Ethereum'dan göndereceğim anlık 10 dolar. Onun yerine paramı Arbitrum'a geçirip 10 sente gönderebiliyorum. Diğer bir Arbitrum özelliği Sequencer sıralayıcı olarak geçiyor. Arbitrum içindeki işlemleri düzenliyor aslında. Kesinlik için toplu verileri Ethereum'a gönderirken zincir dışında anında onayı bunlar sağlıyor. Bunun temel avantajı da daha hızlı işlemleri daha hızlı işlemek. Toplu işlem yoluyla maliyetleri azaltmak ve kullanıcı deneyimlerini sorunsuz halletmek. Çünkü binlerce işlem var. Eğer bu işlemler hani belli bir düzende olmazsa ve bu sefer Ethereum aktarırken yine sorun yaşarsınız çünkü Ethereum'a anlayacağı şekilde her veriyi bir dosya düşün, dosyalar karmaşık olursa kimse bir şey anlaşılmaz ama o dosyalar numaralandırılırsa, dosyaların bir özeti konursa üstüne not yazılırsa, e, bu sefer aktardığınız kişi bunu daha kolay anlar. Diğer bir konuya geçtiğimizde ise etkilişimli sahtekarlık kanıtları az önce bahsetmiştik Prod tarafından. Bir işlemdeki belli hataları izole ederek anlaşmazlık çözümünü kolaylaştırıyor ve zamandan ve kaynaktan tasarruf ediliyor bu sayede. Peki nasıl çalışıyor? Herhangi bir sorun adım adım daraltılıyor ve Ethereum'da bu sorunu bu sayede kolayca çözebiliyor. Bunun avantajı da verimliliği tehlikeye atmadan sistem bütünlüğünü korumak aslında. Gelişmiş şarj ve sıkıştırma kısmına baktığımızda da Arbitrum Ethereum işlemlerine eklenen veriler olan çağrı verilerini sıkıştırarak gaciz ücretlerini en aza indiriyor. Ve nasıl çalışıyor peki? Gereksiz bilgileri kaldırarak yani Ethereum tarafında olan gereksiz bilgileri kaldırarak temel verileri sadece işlem için gerekli verileri Ethereum'a göndermeden önce sıkıştırıyor ve bu sayede veri doğruluğunu da kaybetmiyor ve işlem maliyetlerini de azaltıyor aslında. Bu da diğer bir kısımda gelecek videoda Arbitrum ekosistem özelliklerinin ikinci kısmından bahsedeceğiz. Gelecek videoda görüşmek üzere diyelim.